Kardeşim, kardeşim. Ya sen ne anlatırsın da bu camış pamsu anlamaz. Hay kardeşim benim. Hay Turgut kardeşim. Değerli ikramın için minnettarız Maria Hatun. Biz buraya her vaziyete hazırlıklı geldik. Lakin töremizde ikramı geri çevirmek yoktur. Evvela tezgahlarımızı kurup düzenimizi oturtmamız gerekir. Peki Halime Hatun. Bir şeye ihtiyacınız olursa handa olacağım. Kolay gelsin. Aslan Hatun, Çolpan Hatun. Gayri desenleri hatunlara vermemiz gerekir. Hakkın var Halime Hatun. Lakin sonrası için de konuşmamız icap eder. Bu imkanı kullanıp Türklerin şanlı desenlerini tüm saraylara ulaştırabiliriz. Müşterimiz Franklerdir Aslıhan Hatun. Türkleri görmekten pek haz etmezler. Alışsınlar Çolpan Hatun. Bizi görmeye alışsınlar. İmdili kilimlerimizle fethedelim saraylarını. Sonra Ertuğrul Bey gibi yiğitlerimiz de kılıçlarıyla fethederler. O vakit bırakalım da yiğitlerimiz işini yapsın Aslan Hatun. Biz de işimize bakalım. Desenlerin yarına yetişmesi gerekir. O vakit gün batımından sonra da çalışır, yetiştiriveririz evelallah. Bizim erken çıkmamız icap eder, akşama toy var. O halde isterseniz Aslıhan Hatun da sizinle gelsin. Gece çalışırsınız. Malları yetiştirmemiz gerek. Başımızın üstünde yeri vardır. Babamın haberi yoktur. Gelemem.
Ben söylerim Aslıhan. Malları yetiştirmek için gece gündüz çalışmamız gerek. Bu gece de senderi çıkarıp işimizi hızlandırırız. Öyle değil mi Halime Hatun? Doğru dersin Çolpan Hatun. İyi bakalım. Aslıhan bacımızı bu gece kaya obasında misafir edelim. Hem belli mi olur? Belki obadan bir yiğit Aslıhan Hatun'u görür, abayı yakar. Hayrola Bamsay? Hala Turgut'tan umudunu kesmedin mi? Kestim. Kestim umudumu da Yustan. Ne hali varsa görsün. Kendisi öküzün tekidir. Sizin olsun. Tepe tepe kullanırsınız. Hadi bana eyvallah. Bilirdim. Bilirdim kardeşimin bizi satmadığını. Yumruğu yiyince bir afalladım ama olsun. Eli de kaya gibi mübareğin. Hek de Ertuğrul Bey'in bu habere çok sevineci. Büyük Üstad. Ebu Nakkaş benle temas kurdu. Beklenen an gelmektedir. Bölgede Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçeceğim. Emirlerinizi bekliyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki Ertuğrul Bey'im. Benim canımı almadan size olan borcumu ödememi nasip etti. Derenin dibi altın zereli kumla doludur. Ertuğrul Bey'im, altın kumdan da kayadan da ağır olduğu için fırtınaya karşı direnmiş. Akıntıya karşı direnmiş. Nehrin dibindeki oyuklara saklanmış. Bize düşen o oyuklardaki kumları çıkarıp özenle elemektir. Nehrin kıyısında bir mağara vardır. İsterim ki çıkardığımız kumları bu mağarada eleyeyim. Sanki daha güvenli olur. İznin vardır he? Sen nasıl biliyorsan öyle yapasın usta. Bir an önce o altınları çıkarıp keselerimize katasın. Emredersin Ertuğrul Bey'im. Lakin nehir düşündüğümden daha derin ve daha güçlüdür. Almamız gerekenler vardır. Neye ihtiyacın varsa pazardan git temin et. Lakin acele edesin. Akşam toy vardır. Emrin başım üstüne beyim. Beyim. Ertuğrul Beyim. Gel hele Bamsı, nedir bu halın? Beyim, Turgut kardeşimi görmeye gitmişimdir. Beyim, meğer hepsi oyun imiş. Gerçi çenem biraz yamuktu ama kardeşime helal hoş olsun. Beyim, beyim bak. Bak heybeye gizli çene koymuştur. Thank you.
Bu şifreli bir mektuptur beyim. Lakin bu aletle çözmem zor olmayacaktı inşallah. Ben size demedim mi Alp'imi tanırım diye? Gayrı bu mektuptan sonra Simon'un vaftizci Yahya olduğundan hiçbir şüphem kalmamıştır. Bereketli bir gün oldu Halime Hatun. Daha imdiden epey yol aldık. Hakkın var. Obanın hatunları işlerinde iyidir. Tatlı sohbetinizi kesiyorum. Lakin hatunlar yoruldu. Daha yolumuz var. Bugünlük bitirelim Çolpan Hatun. Yarın devam ederiz. Hazırlıklarımıza başlayalım, hava kararmadan evvel yola koyulalım. Bu gece kayı obasında kalacağını Alplerle babana ulaştırdım Aslıhan. Gönlün rahat olsun. O vakit bu gece bol bol çalışacağız demektir. Size yük olmak istemem Halime Sultan. Estağfurullah. Şeref verirsin. Obalarımızın fedakar hatunları. Elleriniz dert görmesin. Ecdadımızın yadigarı desenleri ilmek ilmek işlediniz. İmdi toparlanıp obalarımıza dönme vaktidir. Çam kokusudur hanımım. Size uymaz. Küçükken gittiğim kilisenin kapıları, pencereleri çamdan yapılmıştı. Bu koku beni o günlere götürdü. Evlendiğimden beri kiliseye gitmedim. Tanrı affetsin. Koku çok güçlü bir uyarıcıdır hanımım. Ama ben size yine de bunu tavsiye ederim. Bunu bir deneyin. Bu nedir? Misk. Erkek geyiklerin derisinde gizlidir. Gece kokusudur. Erkekleri etkilemek isteyen hanımların tercihidir. Senin ne işin var burada hatun? Beyime hoş kokmak isterim. Onun için. Uralım. Senin ne işin vardı burada? Bir beyin pazarda ne işi olursa benim de o işim vardır. Gün batmak üzere. Siz neden hala yola düşmediniz? Gidiyoruz abi. Hazırlandık. Sana bir diyeceğim vardır. Ya bakalım Aslan. Neymiş? Bu gece Halime Hatun'un misafiri olarak kayı obasında kalacağım. Kilimhane'nin yetişmesi gereken işlerimiz vardır. Tabii ki kalabilirsin Aslan. Artık biz kardeş bir obayız. Onlar da bizim ailemiz sayılır. Beyim, Aslan Hatun. Yarın o da kervanda olursa biz o vakit... Batuhan. Aslan da kervanda olursa kimse bizden şüphelenmez. Hatun.
Aa. Bu adam yaşar mı? Öldü sanırdım. Bir can borcu da bana vardı. Sen nereden tanırsın? Haçaturyan Yaman bir altın ustasıydı. Babam Tekfurken birlikte altın çıkarmayı teklif etti. Babam yanaşmadı. Altın çıkarmak mı? Ertuğrul bu adamın iplerini saldıysa elbet bir bildiği vardır. Batuhan, git bir araştır bakalım. Bu adamın pazarda ne işi varmış? Ne alır, ne satar? Öğren. Ertuğrul Bey. Elbet niyetinin ne olduğunu anlayacağız. Çobanım, sen de çok geçe kalmayasın. Akşam yapılacak işlerimiz vardır. Şifreyi ilk defa görüyorum beyim. Lakin bu gece mutlaka çözeceğim. Beni asıl düşündüren Turgut'un ahvalidir Artuk Bey. Belli ki bunu gizlice almış. Vaktinde yerine koymamız gerekir. Elini çabuk tutarsın. Sen merak etmeyesin beyim. Elimden geleni yapacağım inşallah. Kolay gele. Eyvallah beyim. Beyim, bu adamlar bütün hayatlarını hile üzerine kurmuşlar. Hile yiğitliği öldürür İshak. Bunlar alemi kurdukları kahpe tuzaklarla idare ettiklerini sanırlar. Bu adamların bu hilelerine karşı bizim ne yapmamız gerek beyim? Adalet, samimiyet, ihlas ve azim bizim yoldaşımız oldukça biz bu tuzakların hepsini bozarız İshak. Eyvallah beyim. Allah'ım, sen işlerimizi bereketlendir. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürme. Bize kurulan tuzakları boz. Helal rızkımızın haramla kirlenmesine müsaade etme ya Rabbim. Allah kabul etsin. Amin deyim. İşler nasıldır? Hamdolsun. Bugün de doyduk çok şükür. Hazreti Peygamberimiz gibi tüccarlık yaparak kazanırız rızkımızı. Biz de senin gibi helal rızık kazanan tüccarları gördükçe mutlu oluruz. Mutlu olursunuz beyim. Mutlu olursunuz da lakin bütün işinizi Simon gibi bir Hristiyanla yaparsınız. Postlarımız sana yar oldu ya Hasan. Eyvallah beyim. Ama siz yine de Simon'a karşı uyanık olun. Neden? Simon sizin peşinizde koşar. Bilirim. Kendi safına çekip gücüne güç katmak ister. Yani bir verip 10 kazanmak ister. Bütün tacirlerin gayesi bu değil midir tüccar? Simon sadece kazanmaz beyim. Ortak olduğunu da yer bitirir. Benden söylemesi beyim. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Kendine düşmanlık edeni toprağa gömer.
Beyim, Aslan Hatun da bizimle geldi. Yarına yetişecek işlerimiz vardır. İyi etmişsin Halime Sultan. Bu akşam otağda yemeğimiz vardır. Kısmetlisin Aslan Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Bey. Misafir ettiğiniz için size minnettarım. Haydi, yetişecek işlerimiz var. Otağımıza hoş geldin Aslan Hatun. Buyur. Çocukluğumdan beri beni sevmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o bana hep üvey evladıymışım gibi davrandı. Candar Bey hiçbir evladını yürekten sevemeyecek kadar zalim bir adamdır beyim. Bir tek sana değil. Bir bana öyle çolpanım. Bir bana öyle. Ali Yarın'a da çok güvenir. Aslan'a da çok güvenir. Ben olsam da olur, olmasam da. Bu oba için kimlerle ne çukurlara girip çıktım. Çektiğim onca eziyeti görmezden gelir. Aklı kitaplarında kaybolmuş Ali Yarı işin başına getirdi. Merak etmeyesin beyim. Yarınki baskın herkesin aklını başına getirecek. Önce Halime'yi kaybedecek. Ardından biricik kızı Aslan. Kilimhane'yi ele geçirdiğimiz vakit Ali Yarın da sırası gelecek. Babamın gözüne perde olanlar aradan çekilince elbet bana güvenmeyi öğrenecek. Ya öğrenmez? Vakit. Sıra ona gelir. Toktamış Bey öldüğü gece hangi hatunlar hizmet ediyordu Kutluca? Birçok hatun vardı beyim. Hepsi Aybüke'nin emrindeydi. Bu Aybüke Hatun nerededir? Çolpan Hatun onu bir iş için vazifelendirmiştir beyim. Çoktandır ortalarda yoktur. Bu Aybüke Hatun'u bulmamız lazım Kutluca. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Hangi deliğe girdiyse bulacağım onu. Buyur baba. Hayrola baba. Seni bu vakitte buraya getiren sebep nedir? Aslandır evlat. Aslan bacıma bir şey mi oldu baba? Yok, henüz bir şey olmadı. Lakin bu halde devam edemez. Aslan küçükten beri asi bir kız oldu. Dürüstlüğü ve merhameti hep başına dert açtı. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Hep doğru bulduğunun peşinden gitti. Güzelliği dillere destan oldu. Bunca senedir
Onu evlendirmeye gönlüm el vermedi. Aslan bacımı evlendirmek mi istersin baba? Evet. Aklında biri var mıdır? Kızımın uzaklara uçmasını istemem. Güçlü, cesur bir beyin yanında huzur bulacaktır. Kayılar komşumuzdur. Aslan Kayı Obası'na gelin olarak yakışır derim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar zor günler geçirmiş olsak da çok şükür rızkımızı temin ettik. Bundan gayrı obamızı aydınlık günler bekler inşallah. Allah bereketimizi de huzurumuzu da daim etsin. Amin. Afiyet olsun. Beyim, müsaade var mıdır? Buyursak. Beyim, bu Latince. Emin misiniz Sak? Ebu Nakkaş. Yeni ayın gündüzünde ağlayan kayanın acısını dindirecek. Sen Latince'yi nereden bilirsin İshak? Şeyhim İbn Arabi Latince'yi öğrenmemi istemişti. Gün gelir lazım olur diye. Hay aslanım benim, aslanım. Çözdük melunu. Hadi beyimize haber edelim ha. Hadi beyim. Ozan. Bir ruhumuzu temizleyesin. Bir yana.
Düşmenin bağrını dide, kele dide, gene dide. Haley vaza kömeye dek, haley vaza kömeye dek. Dört bir yana, beş bir yana. Dört bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Hey! Beş bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Hey! Leş bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Aslan kızım, artık seni baş göz etmenin zamanı gelmiş. He? Nasiptir o iş Hayme Hanım. Büyüklerimiz nasıl uygun görürse nasibimiz odur. Nasip niyete vurgundur kızım. Gönlüne bir yiğit düşerse yollar açılır. Sevenler bir olur. Sen yeter ki niyetlen. Yeter ki Allah'tan hayırlı bir eşsin. Anam doğru der Aslan Hatun. Sen niyetini halis tutasın. Allah zaten gönlüne göre verecektir o vakit. Sana kayı obasından bir yiğit bulalım. Köroğlunun yok ilacı, köroğlunun yok ilacı. Paşalar versinler bacı, paşalar versinler bacı. Bize bacı, hele bacı. Çeken de misri kılıncı, çeken de misri kılıncı. Leş bir yana, baş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Hey! Baş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Keferin dilini İshak çözmüştür beyim. Vaziyet zannettiğimizden daha karışıktır. Sultanın sarayında bir casus vardır. Simon saraydaki casus Ebu Nakkaş'la görüşecek. Fitne sultanın sarayına kadar sızmış ha Artuk Bey. O casusun kim olduğunu öğrenmemiz gerek. Simon bu casusla Ağlayan Kaya'da görüşecek beyim. Onu da ancak orada öğrenebiliriz. Bunu Turgut'a sen götüreceksin Dündar. Eğer yeni bir bilgiye ulaşmışsa onu da sana söyleyecektir. Dumrul'a söyle Ağlayan Kaya'ya doğru hemen yola çıksın. Etrafı bir kolaçan etsin. Güzelce gözlesin. Emrin olur beyim. Ağlayan Kaya'ya Doğan gidecek. O itin kim olduğunu öğrenecek. Eğer casusun kim olduğunu öğrenemezsek... ne sultanı koruyabiliriz, ne de bu toprakları. Yarın Ağlayan Kaya'da Ebu Nakkaş size ne teklif edecek efendi Simon? Nakkaş kazanmayacağı bir teklifte bulunmaz Filip. Her ne teklif edecekse bundan mutlaka kazancı olmalı. Asıl soru şu. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? Sultanın casusu da orada olacaktır. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Sevgili dostum Filip. Sen olmasan işimiz gerçekten çok zor.
Hizmetlerin için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. Öyle değil mi Maria? İşte hanım en çalışkanı geldi. İşler nasıl Cazgır? İşler olmasını istediğiniz gibidir. Yanlış giden bir iş varsa da deyin düzeltelim. İşte aradığım sadakat ve zeka. Sevgili kardeşim Cazgır. Bugün dinlen. Keyfine bak. Dilediğin kadar şarap içebilirsin. Bunu hak ettin. Çalışırken içmem Simon. Vakti gelmeden de işimi bırakma. Akıl kalıba sığmayacak kadar büyüktür sevgili kardeşim. Görünüş aldatır. İnsanları iyice tanımadan güvenmemek lazım. Oo, kimler teşrif etti aramıza? Seni karnın açtır şimdi. Turgut Bey'e yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. Turgut Alp, artık bizden birisin. Tahsilat nasıl gitti? Umarım zorlanmamışsındır. Bir zorluğu yoktur. Altınları Filip'e teslim ettim. Bana bundan bahsetmedin Filip. Vakit olmadı Simon. Neyse. Yarın zorlu bir gün olacak. Size afiyet olsun. Bir gün daha büyüdü işte. Babasının menziline varmak için akşama kadar koşturdu durdu ana. Elinden tahta kılıcı hiç düşürmedi. Ertuğrul Bey gibi bir yiğide de böyle bir evlat yakışır elbet. Ben derim ki büyük kilimlerde Selçuklu damgalarını görelim. Belki kenarlara kuş motifiyle hayat ağacı ekleriz. Bu çok güzel olur. Diğer toprak renkli olanlarda da kayının damgalarını görelim. Kurt ağzı, kurt izi gibi. Çok yakışır. Belki kenarlara da sungurla kartal ekleriz. Boya olarak ne kullanacağız? Cehri meyvelerini kullanalım derim. Sarı ve güneşte kadın tuzlu otu. Yeşilde ise sığır kuyruğu kullanalım derim. Az da olsa obamızda var. Doğru dersin de sığır kuyruğunun hepsi yeşilin rengini bozar. Sadece yapraklarını koyarsak daha güzel bir yeşilimiz olur. Eline sağlık Halime Sultan. İş daha başlamadan bittiğini görür gibi oldum sayende. Obaya ilk geldiği günü hatırlarım Halime Hatun'un. Selcan Hatun'la söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama o
Allem etti, kallem etti, buldu, buluşturdu. Hayatımızda görmediğimiz renkleri kilimlerimizle birleştirdi. Sadece o mu? Süleyman Şah'ımla Ertuğrul için bu çocuk iflah olmaz. Bize de torun morun vermez derken hayatımıza girdi. İyi ki de girmiş. Allah her anaya onun gibi bir gelin nasip etsin. Ana. Amin. Allah seni başımızdan eksik etmesin ana. Ah kızım. Rabbim inşallah sana da soyunu soylayacağım, boyunu boylayacağım. Yiğit birini çıkarır karşına Aslan kızım. İnşallah Hayme oğlum. Hoş geldin oğul. Hoş gördük ana. Hoş geldin beyim. Hoş gördük hatun. Müsaadenizle. Sabah gün dolmadan kalkacağız. Yatsam iyi olur. Hayırlı geceler. İşlerinizi hal yoluna koydunuz mu Aslıhan Hatun? Halime Hatun sağ olsun. İşler başlamadan yolun yarısını aldı bile. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.